Dün akşamki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bugün de öne çıkan bir gündem maddesi. Ne de olsa hem enflasyonla ilgili hem de icralık borçları olan vatandaşlarla. Aziz milletim, değerli basın mensupları. Gözler kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Enflasyonun %20'lere düşürülmesini planlıyoruz dedi. Enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz. İcralık borcu olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2000 lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2000 lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara doğalgaz desteğiyle ilgili de açıklama yaptı. Doğalgaz tüketim desteği programını bu yılda sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren elektronik devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğalgaz desteği %5 fazlasıyla yapılacaktır. Küresel petrol fiyatları yeniden oynaklaştı. Bunun silsilesi yakında gelir diye yorumlar var. OPEC Plus denilen Rusya'nın da aralarında olduğu petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı günlük küçük bir miktar üretim kesintisine gidince referans petrol Brent 4 puan yükseldi varil olarak. Küresel petrol fiyatlarında yılın 4. çeyreğinde yani Ekim-Aralık ayında yukarı doğru hareketin hızlanacağı tahmin ediliyor. OPEC Plus enerji krizinin endişeli günlerinde ham petrol üretimini günlük olarak 100 bin varil kısma kararı aldılar. Bu binde bir civarında ama toplam üretiminin binde biri de olsa bu karar petrol tüketen ülkeleri ve piyasayı hareketlendirdi. Brent petrolün varili bir günde 4 puan arttı. 96 doları geçti. Aynı şekilde orta kalite küresel petrolün fiyatı da 90 doları gördü. Piyasa uzmanları Ekim-Aralık döneminde küresel petrol fiyatlarındaki artış hızının yükselebileceğini belirtiyorlar. Ayrıca Çin'in karantina döneminden çıkması ve bu ülkede üretimin artması petrol fiyatını daha da kızıştırabilir. O tartışmalardan birinde de namaz kılmanın zorunlu olduğu Afganistan'daki sefalet hatırlatıldı. Bunu belirtelim, devam edelim. İstanbul Maltepe'de vatandaşlar mahallede bulunan parklarının yıkılıp yerine kafe yapılacağını öğrenince harekete geçti. Yaklaşık 10 gün boyunca nöbet tuttular, yıkıma engel oldular. Ardından birçok devlet kurumuna da dilekçe verdiler. Mahalleli galip çıktı. On gün boyunca eylem yaptılar, amaçlarına ulaştılar. Mahalleli parklarının yıkılmasını engelledi. Her akşam 7.30'da parkın içinde toplanıyoruz. Kedilerimiz, köpeklerimiz, bebeklerimiz, kadınlar, gençler, yaşlılar toplanıyoruz burada. Bu parkın bizim olduğunu bir kere daha yüksek sesle söylüyoruz. Parkı yok olmasını istemiyoruz işte. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Barış Manço Parkı mahallelerinin sosyalleşme alanlarından biri. Genci yaşlısı bu parka her gün gelerek vakit geçiriyor.
parkın kafe olarak işletilmesi için belediye tarafından kiraya verildiği iddiaları nedeniyle mahalle sakinleri 10 gün boyunca eylem yaptı. Burayı kiraya vermiş. Vermiş. Deniyor değil, vermiş. Vermiş. Buradakiler gibi kafe yapacaklar. Kafe ileride kendini büyütecek. Hepsi olduğu gibi geçmiş gitmiş. Parkın önündeki alanın kazılması nedeniyle nöbet tutmaya başlayan mahalle sakinleri imza toplayarak şikayet dilekçelerini birçok devlet kurumuna yolladı. İtirazlar sonuç verdi. Belediye yaptığı açıklamada planlama aşamasındaki projenin mahalleli ve Maltepelilerin talebi üzerine yeniden değerlendirmeye alınarak iptal edildiğini açıkladı. Tayyip Erdoğan Balkanları kapsayan bir yurt dışı gezisine çıktı. Çeşitli ülkelere uğrayacak. O arada Balkanlar da önemli, malum gerginlikler var son zamanlarda. Cumhurbaşkanı hareketinden önce havaalanında yaptığı açıklamada Yunanistan konusunda yine önemli açıklamalar yaptı. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz. Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Mitrovica aynı zamanda tabii Sırpların ağırlıklı olduğu bir bölge ve bu bölgede de bugün değil geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Tabii orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan bir tanesi durumunda olan, isim vermeme gerek yok, değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Türkiye'de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak, yani Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım gibi ifadeleri hep var. Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da tabii Vučić'le ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vučić'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.